Tavşancam ile Fare Su yeni arkadaş. Tavşancam ve Fare Su plaja gidiyorlardı. Çantalarını açıp eşyalarını çıkardılar. "Şapkanı takmayı unutma Tavşancam," dedi Fare Su. Deniz kabuğu topladılar, küçük bir çukur kazdılar ve suda oynadılar. Sonra Fare Su öğle uykusuna yattı. Tam o sırada Tavşancam yanlarındaki çocuğu fark etti. "Ben Benek," dedi çocuk. "Benimle oynamak ister misin?" "Tabii isterim," dedi Tavşancam. Benek ve Tavşancam deniz topuyla oynadılar, amuda kalktılar. Benek bu işte çok iyiydi. Benek, Tavşancan'a deniz gözlüklerini ve paletlerini denemesine bile izin verdi. Tavşancam ve Benek o kadar çok güldüler ki Fare Su'yu uyandırdılar. "Gelip bizle oynasana Fare Su," dedi Tavşancam. Ama Fare Su, Benek ve Tavşancan'ın oyunlarından hoşlanmamıştı. Kendini dışlanmış hissetti. Sonra Benek, "Gidip dondurma alalım," dedi. Fare Su da onlarla gelmek istediğini söyledi. Ama tam para öderken kötü bir şey oldu. Martının biri gelip Benek'in dondurmasını kaptı. "Aman Tanrım!" Benek gerçekten çok üzülmüştü. "Zavallı Benek." Birden Fare Su'nun aklına güzel bir fikir geldi. Benek'e yeni bir dondurma alması için kalan son parasını verdi. "Teşekkür ederim Fare Su," dedi Benek burnunu çekerek. Tavşancan, Fare Su ve Benek yeni dondurmayla sahilde yürüdüler. "Fare Su, şimdi ne oynayalım?" diye sordu Tavşancan. Fare Su, "Birlikte kumdan dev bir kale yapmalıyız," diye düşündü. Ve öyle de yaptılar. Yaşasın!